denilir. Bunlar birer imtihan vesilesidir mal. Verilen mal bir imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları neticeye bağlıdır. Bize bağlıdır. Bizim onu kullanmamıza, yapmamıza, işlememize bağlıdır. Servet ve iktidar eğer kulluğa vesile olmuş ise o zaman bu iki can saadetidir. Azgınlık ve sapıklığa sebep olmuş ise ebedi hayatı mahvetmiş, saadet yerine felaket getirmiş. Şimdi yarınki okuyacağımız dersin malini okuyalım. Ondan sonra yüzünü okuyacağız arkadaşlar. Başlamışken malini yüzünü okuyalım. Malini okuyalım bari. Bir zamanlar İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre Hazreti Adem ile Havva cennetten çıkardıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluştular. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Şu anda Kabe'nin bulunduğu yere kadar geliyorlar. Hatice Umre'ye giden kardeşlerimiz var birkaç tane. Nere olduğunu biliyorlar. Allah diğerlerine nasip etsin. Amin. Bu esnada Adem bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister. Cennetten atıldılar ya ikisi beraber buluştuklar. Buluştuklara dair de Allah'a şükür etmek için, şükür yapmak için. Ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini dile. Bir sütun kabul et, onun hakkında tavaf ediyor. Adem Aleyhisselam bunu diyor. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder. Tam şu anda Kabe'nin olduğu yer. Ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Onun için dünya yüzünde en önce yapılan beyt Allah'ın beyti Kabe. Başka hiçbir şey yok. En önceki yapı, bina, taş neyse o. Bu nurdan sütun Hazreti Şit zamanında kaybolur. Yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan 12-4 köşe bina yapar. Ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. O serilerden şundan bundan kapanıyor. O kadar bir işaret kaldı. İşte bugün Hacer-ül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail'i annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin bulunduğu yeri kazar. Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerinde bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder arkadaşlar. O halde Beytullah, Kabe, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri devamlı gelen bir yerdir. Hazreti Şit Aleyhisselam'da daha sonraki dönemlerde devam etmiştir. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Amin. Yani sana kulluk eden bir kul olmamızı nasip et. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetina zürriyet ümmeten müslimeten lek diye başlayan ayet geldi. Devam ediyoruz. Ey Rabbimiz. Bunlar hep dua ayetleri arkadaşlar. Evet. Onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz onu
dünyada elçi seçti. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol demişti. O da alemlerin Rabbine boyun eğdim demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım. Allah sizin için bu dini yani İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dediler. Oğullarına diyor Yakup Aleyhisselam. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuz dediler. Onlar bir ümmetti. Geçmiş. Bir ümmetti. Geldi, geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Hocam bu en son Kabe'nin temelini kim açtı? Hazreti İbrahim de geldi, devam etti. Daha bundan sonra kapanmadı. Tabii etrafı büyüdü etti, farklı bir şey oldu da yani görüntüsü. Çünkü ben onu Kabe'nin temellerini okudum bir yerde de diyor ki Adem Aleyhisselam'ın yaptığı temellere inerken yeşil veya mavi bir temelmiş. Onu kaldırmak için şeye taktığı zaman bir deprem sarsıntı oldu vazgeçti. Onunla devam ettiler diye okudum da onun için. Bu ayrı bir şey. Olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bu tarihi bilemeyim de. Ama şu var. Hazreti İbrahim zamanında, Adem Aleyhisselam zamanında bu vardı. Bu kapanıyor. Şit Aleyhisselam zamanında çıkıyor ortaya. Çıkarıyor. Ondan sonra da kapanıyor. Nuh tufanından sonra. Nuh Aleyhisselam ondan sonra geldiği için. Öyle diyor tefsirler şeyinde. Ondan sonra Hazreti İbrahim zaten mekanı biliyorlar. Allah'ın bunlar bir elçisi biliyorsunuz. O. Nuh tufanında o. Ben peygamberler tarihinde bulunmayacak. Ama ben dünyayı kişiden kalmayacak. Nuh Aleyhisselam'ın cemisi yapmış olduğu gemişler, gemişler doğru giderken bakıyorlar ki dökmüşler bir şey var. Ne batıyor? Ne işte tam bir şey var. Hemen Nuh Aleyhisselam gemiyi yanaştırıyor, onu bayağı hali oraya koyuyor. Diyor ki, işte milleti. Ya Peygamber bu ne deyince diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın ilk inşa etmiş olduğu Beytullah'tır diyor.